de başladı. Şu sıralarda çevre illerden de sevk edilen 2 yangın söndürme uçağı ve 5 helikopter havadan müdahale çalışmalarına, aynı zamanda soğutma çalışmalarına da devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde karadan da arazözler de yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşımız Ferit Demirbaş şu anda Heybeliada'da. Son bilgiler neler? Bakalım bize neler aktaracak? Ferit Demirbaş, neler yaşanıyor şu anda? Son Ferit Demirbaş. Yangın kontrol altına alındı dedi. İstanbul Valiliği'nin bununla ilgili bir açıklaması oldu. Sende ne gibi bilgiler var? Neler aktaracaksın bize? Evet Deniz Demir. Bir önceki yayınımızı adaya ulaşmak için kullandığımız tekneden gerçekleştirmiştik. İzleyicilerimize en kısa sürede yangın alanından canlı görüntüleri aktarabilmek için. Şimdi kameraman arkadaşım yangının olduğu alana çevirecek tekrar objektifimizi. Şu anda biz Heybeliada Çamlık Limanı iskelesindeyiz. Karşımızda yangının çıktığı alan ise Aşıklar Yolu mevkii. Tabii yangının çıktığı ilk ana, ilk zamana dönecek olursak 17.07'de başladı buradaki yangın. Heybeliada'nın bilmeyenler için tarif edelim, yerleşim alanının bulunduğu yerin arka noktası burası, Aşıklar Yolu mevkii. Çamlık Limanı iskelesi bulunuyor. Burada küçük bir koy var. İşte o koyun arkasındaki çam ormanlarının bulunduğu sırtta başladı yangın. Tabii ilk anlarda İstanbul'un birçok noktasından görülen yoğun ve siyah bir duman Heybeliada'dan göğe doğru yükseliyordu. Tabii yangın ihbarıyla birlikte İstanbul